Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Değerli dostlar, bugün sizlere muhabbet kuşlarımızda yaptığımız eşlemeleri göstereceğiz. Eşlemeleri gösterirken tabii ne amaçladık, ne planladık ona da değineceğiz arkadaşlar. Sizlerden ricam, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimin karşılığı olarak videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bunun dışında son derece yorgun, son derece bitkin bir günlerden geldik arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Son derece yoruldum, yani açık açık bunu belirtiyorum. İşe tadilatıydı, kuşların kafeslerini yerleştirmesiydi, temizlemesiydi, yeni salma yapımıydı, alt kata yeni üretim yapmaydı vesaire derken gerçekten yorucu bir gün ve günler geçirdim arkadaşlar. Bunun haricinde psikolojik savaşlar açanlar oldu. Tabii buradan o savaş açanlara da güldüm yani şu arka tarafımla. Çok özür diliyorum ama artık yani isteyene istediği cevabı vereceğim. Ben bugüne kadar hiçbir zaman ahlakımı bozmadım. Bozmayı da düşünmüyorum ama hak edene o ahlaksızlığı yapmak zorundasın. Yani su testisini su yolunda kıracaksın. Veya arı kovanına çomağı sokuyorsa o sokanı sen de arı olarak sokacaksın. Kusura bakmasın kimse. Ben kimseye durduk yere hakaret eden, kimseye durduk yere ağzını bozan bir insan olmadım. Genel anlamıyla hayatımda, realde de yani real hayatımda, gerçek hayatımda da kimseye durduk yere ahlaksızca davranmadım. Ama hak edene hak ettiği gibi davranmamız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Hasta olduğum halde hunharca savaş açmaya çalışanlar oldu. Ama gel gelelim, bizi bilen biliyor, bilmeyen de aynaya bakıyor arkadaşlar. Kendi karakterinin yansımasını bize yansıtmaya çalışıyor. Bu yüzden bilginiz olsun, bu tür insanlara artık gerekli cevabı buradan vereceğim arkadaşlar. Şimdi artık videomuzu arka kameradan kuşlarımızı nasıl istedik ona değinerek devam ettirelim arkadaşlar. Dostlar, öncelikle salmamızın son halini sizlere bir gösterelim. En son halinde artık salmamız birbirine uyumlu bir şekilde oldular arkadaşlar. Bir takipçim vardı, benim tanıdığım Sefa Erdoğan bu aradaki farkı böyle tutmaz demişti. Ve maalesef 6-7 ay sonra elim değdi ve artık şu ayağın bu mesafesini arkadaşlar ayarladık ve bu şekilde 3 salmamız aynı anda yerini almış oldu. Öncelikle şurayı kesinlikle yavru salması yapacağız. Yani buradan yeme düşürdüğümüz yavrularımızı ilk etapta alacağız. Buraya koyacağız arkadaşlar. Buradan az bir şey büyüdüğünde alt kata koyacağız. Daha sonra burada ekeleşmeye başladığı zaman, hafif hafif kafalarında tüyler patlamaya başladığı zaman arkadaşlar, buradan erkek ve dişi olarak ayırmaya başlayacağız. Ve daha sonrasında gelişmeye başladığında, kondisyon kazanmaya başlatacağımız zaman buraya büyük salmamıza alacağız arkadaşlar. Allah izin verirse Rabbim inşallah gönlümüze göre verir ve planlarımız doğrultusunda bizi ilerletir. Gelelim eşlemelere. Çok güzel eşlemeler yaptık. Öncelikle buradan Bircan abime teşekkür ediyorum ve Murat 93oğlu abime teşekkür ediyorum. Eşlemeler konusunda benim bazı eksiklerim olduğunu bu sezon onlar yine bana gösterdi. Mesela burada toplamda 32 takım var. Bu 32 takımın ben 7-8 tanesinde farklı düşünüyordum. Onlar benim daha farklı düşünmeme vesile oldular. Buradan kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. Tersten başlayalım. 44 numara. 44 numaralı arkadaşlar. Şöyle spangle bir erkeğimiz vardı. Bunun doğuştan bu kanat uçlarında sıkıntı var. Yani üstlerinde, uçları demeyelim. Bu da arkadaşlar opal, böyle temiz kafa değil, kirli kafa dediğimiz bir dişiyle istedik. Buradan gelme ihtimali olacak, soyunu bildiğim için diyorum. Buradan gelme ihtimali olacak kuşlarımız parçalı bile gelebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve spangle klasik kuşlarımız gelecek. Basıp olarak daha
ileri basıp atacak. Bu kuş yani kendi çaplarının üstünde yavrular atabilir. 43 numarada bir klasik renge tarçini bir renk eşledik. Yani burada da bu renklerde daha vasıflı yavrular elde etmek istedik. Dişi Gürsel Aslan. Erkek benim kendi erkeğim arkadaşlar. Kendi yavrum. Yine 42 numarada DP erkeğimize klasik bir dişi eşledik. Bu da Altar'ın kızı arkadaşlar. Bu yuvaya giriyor, çıkıyor, takılıyor oralarda. Son derece mutlu. Bunlar hızlı arkadaşlar. Buradan da yine Spangle ve klasik kuşlar elde etmek istiyoruz. Ama arkadaşlar bakın bunu her box için söylemek istemiyorum. Hepsi vasıf için eşlenmiştir. Onu söyleyeyim. Birkaç tane renk için eşlediğimiz var. Belirt sezonunda ayrıca. Yine vasıf için eşlenen bir takımımız hemen yuvaya girdi. Payetit erkeğimiz ve tartini bir dişimiz. Bu dişinin maskesi göz üstlerinden yana doğru, erkeğin maskesi de yukarı doğru. Burada birbirini tamamlayacak bir çift görüyorsunuz arkadaşlar. 41 numarada. 40 numarada mesela renk dediğimiz, az önceki renk dediğimiz olay bu. DF beyaz erkeğimize opal bir dişi attık. Yani bu da opalin klasiği değil, Spangle opal diye geçiyor arkadaşlar. Buradan yine düz renklerde, yani renk kuşlar olacak. Basıp biraz daha geri planda kalacak burada. Burada violet mavi erkeğimiz klasik renkte olduğu için, yani siyah kanat olduğu için yanına tarçın kanat bir gri attık arkadaşlar. Yine burada amacımız ileriye gitmek vasıf olarak. Burada aynı şekilde klasik kanat bir sarı yüz erkeğimize tarçın bir dişi eşledik. Bu da Altar'ın kızı arkadaşlar. Bu Gürsel Aslan abimizden geçen sezonun başında aldığımız erkeğimiz. Yani şu ana kadar hepsi tuttu. Hepsi eş oldu. Burada da yine Bircan abinin bana özellikle bahsettiği, kardeşim buradan parçalı yavru alma ihtimalim var. O yüzden bunları böyle eşleyelim demişti. Aslında bu erkeği biz bu dişiye eşleyecektik. Benim kafamda bu vardı. Fakat böyle bir eşleme yaptık. Bu kuş Gürsel Aslan soyu. Bu da Mehmet Zeki Güngör soyu, Almanya'dan gelen bir kuş. Bunu da bu şekilde eşlemiş olduk. Yine 36 numarada violet bir erkeğimize karşılık klasik bir dişi attık. Klasik gri dişi. Arkadaşlar şu en alt sıra benim bir beklentimin olmadığı ama güzel sonuçlar da çıkartacağımı düşündüğüm takımlar. Onu belirtmiş olayım. O renk kuşu dediğimiz, yani altında renk yavrular beklediğimiz bir takım daha. İki Spangle'ı birbirle eşledik. Burada basıp biraz daha azalacak ama güzel güzel renkte yavrularımız gelecek. Belki DF bile atabilir. Yine 34 numarada opal Spangle kuşumuz, erkeğimizin yanına bir tane klasik gri dişi attık arkadaşlar. Buradan da amacımız vasfı artırmak. İnşallah Rabbim nasip ederse. Yine klasik gri bir erkeğimizin yanına Spangle bir dişi attık. Bu da Şahin Güngör ve Murat Doktoriçoğlu eşlemesi. Tabi bu kuş daha önce Murat abiden Hasan abimize gitti. Buradan da Hasan abi beni izliyorsa selam olsun Nevşehir'e. Ondan geldi ve eşledik. Bir tek bunlarda çok böyle haşin neşirlik görmüyorum. Biraz resmi davranıyorlar birbirlerine. Ama göreceğiz arkadaşlar. Yine 32 numarada hemen bakıyorum. Bir vasıf çalışması söyleyebilirim. Bu kuşun biliyorsunuz bende yeri çok farklı. İlk kuşlarımın yavrusu ve bana güzel yavrular attı. Birazdan göstereceğim. 30 numarada bunun yavrusu var. Bu da bu şekilde yine vasıf olarak ileriye götürecek bir takım olacak. Burada Spangle dişimizin yanına klasik bir erkek attık. Güzel abiden ilk aldığım gri erkek bu arada. Bunlar da bu şekilde eşlemiş olduk 31 numarada. Az önceki 32 numaradaki kuşumuzun yavrusunu görüyorsunuz arkadaşlar. Doğru bir eşlemede ne kadar güzel sonuçlar çıkardığını buradan görebilirsiniz. Son derece güzel maskesi olan, güzel bir vücut hatları olan kuşumuz. Bunu da sarı yüz, siyah kanat bir dişiyle eşledik. İnşallah güzel yavrular alırız.
Gelelim bizim baba yiğitimiz Yüce Altan. Onu da torunuyla istedik arkadaşlar. Neden torunuyla istedik? İşte bu çok güzel bir soru. Arkadaşlar, eğer bir soyda dede toruna gidebiliyorsanız, yani dede torunla istemesini başarabiliyorsanız, vasıf olarak çok daha iyi vasıfta kuşlar alabilirsiniz. Bu da şuradaki kuşumuzun bacısı arkadaşlar. Bunlar benim kendi yavrularım. Hatta şöyle söyleyeyim, yavrularımın yavruları arkadaşlar. Bu çok güzel, çok gurur verici bir olay. Soy hattını takip edebilmek çok zevk verici. 28 numaraya gelelim. 28 numarada Avrupa'dan gelen DSV bilezikli bir erkeğimiz ve yine kendi yavrumuz olan, yani buradaki az önceki erkeğin bacısı bu da arkadaşlar. 2 sezon önce aldığım bir yavru. Bunları da bu şekilde eşlemiş olduk. Amacımız yine vasıf artırmak. Evet, gelelim 27 numaraya. Burada tek gözü problemli olan, yani doğuştan problemli olan bu erkeğimizin yanına bu albino dişi kızımızı attık. Yani iki albinoyu birbiriyle eşledik. Aslında iki albinoyu birbiriyle eşlediğinizde vasıflı kuşlar atması zor olur ama bunların ikisinin de soy hattı çok güzel. O yüzden ben inanıyorum ki güzel yavrular alacağız arkadaşlar. Yine burada Murat 93oğlu soyuna ait ve Gülfer Aslan soyuna ait bir çiftimiz var. Burada da ciddi derecede vasıf bekliyorum. Yani dişimiz çok iyi arkadaşlar. Erkeğimiz bakın. Bu erkek yana doğru açıyor. Bu dişi de yukarı doğru açıyor kafasını. Ve maske olarak güzel yavrular elde edeceğimize inanıyorum. Yine burada tarçınlı kanat bir sarı yüz erkeğimiz var. Bunun yanında da yine siyah kanat bir dişi attık. Yine amacımız vasıflı sarı yüzler ve vasıflı spangler elde etmek olacak. 24 numaraya geliyoruz. Burada sarı yüz gri erkeğimizin yanına yine klasik bir yeşil dişi attık. Burada da amacımız vasıfı artırmak arkadaşlar. Allah'ım nasip ederse. Yine bir renk kuşu. Yani renk beklentisinde olduğumuz ama maske olarak birbirini tamamlayan iki kuş görüyorsunuz. Dişi yanlara doğru açıyor. Erkek yukarı doğru açıyor. Buradan da amacımız hem vasıf hem renk beklentisi. İnşallah Rabbim gönlümüze göre verir arkadaşlar. Bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Emeğimizi karşılayarak videolarımızı beğenelim arkadaşlar. Yüce Altan'ın oğlu Tarkan, onun da yanına dedesinin annesi, yani bakın dedesinin annesi Spangle, yani soy takibi çok önemli dedik ya. Buradan Spangle'la çalışarak atlarından böyle baba gibi Spangle'lar elde etmek istiyoruz bakalım. Yine burada Conradis arkadaşlar. Conradis de Murat 93oğlu abinin Spangle'ın kızıyla eşledik. Yani bakalım buradan da inşallah mavi Spangle yavrular alabilir miyiz diye umut ediyoruz. Buraya kadar üst vasıf Show Jumbo'larımızı eşledik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Alttakiler biraz daha vasıf olarak düşükler tabi ama genel olarak ben kuşlarımın bu sezon vasıfını artırdığımı düşünüyorum. İnşallah yavruları da anne baba gibi olur ve güzel sonuçlar alırız. Geldik 20 numaraya. Arkadaşlar bu bölge tamamen Texaslarıma ait. Texas eşlemeleri yapıldı. Sadece Gold Texas alabilmek için burada bir tarçın dişiyle eşleme yapıldı. Bakın kendisinden, erkeğin kendisinden çok daha irice bir dişi. Sadece kafa yapısı küçük ama vücut olarak tamamlayıcı olacağına inanıyorum. Yine 19 numarada gold bir dişiyle yine bizim klasik opal temiz vücut erkeğimizi eşledik. Bunlar da güzel oldu. Burada silver bir dişiyle opal temiz vücut erkeğimiz bulunuyor. Burada da Sky Blue erkeğimiz de yine temiz vücut opal dişimiz eş oldular. Bunlar da inşallah yavrular verecekler inanıyorum. Yani ilk yavrular buralardan gelecek diye umut ediyorum. Yine burada güzel bir gold. Ya gold demeyeyim, biraz daha yeşilimsi arkadaşlar. Yeşil Texas diyelim. Bunlar da burada güzel eş oldular. Burada farklılık var. Aslında istemeyerek eşleme yaptım burayı.
Normalde kırmızı gözlüğüyle eşlememek lazım ama bu Lacing'i bu Texas'ta eşledim. Birazcık da farklı renkler çıkartırız umuduyla bakalım. Allah nasip ederse. Bu Lacing'i de Gürsel abiden almıştım zamanında. Yine burada Texas'larımız, silver bir dişimiz ve yine temiz yüzük erkeğimiz var. Dişimiz yuvaya kaçtı. Ve yine burada arkadaşlar kırmızı gözlü Lacing, sarı Lacing yine burada Texas'ımız mevcut. Dostlar bu tarafa gelecek olursak burada 12 gözümüz var. 55'lik seba kafeslerim mevcut. Buranın 1 numaraya başlayalım şöyle. Burada 1 numara arkadaşlar Texas taşıyıcı ve Ino'dan gelme bir dişi. Yani buradan ne çıkacağını ben tahmin edemiyorum. Ama inanıyorum ki mutlaka bir Texas veya Ino gelecektir. Çünkü bunun soyunda da kırmızı gözlü var. En arkadaki yeşilin. Bura benim ilk takımım arkadaşlar. Hatta suni tohumlama videomuzu ilk burada göstermiştik bu takım üzerinden. Erkeğimiz kırmızı göz taşıyıcı. Dişimiz kırmızı göz. Buradan %50 ihtimalle, yani %50 ihtimal dediğimiz şu şekilde 5 yumurtanın 5'i kırmızı gözle gelebilir. 5 yumurtanın 5'i taşıyıcı da gelebilir bu şekilde. Veya 3'ü, 2'si, yani %50 ihtimal arkadaşlar. Durumu öyle belirtelim. 3 numarada rainbow eşlemesi yaptık dostlar. Güzel bir mavi rainbow'umuza mor violet bir dişi eşledik. Temiz kanada kirli kanat yaptık. Burada da Japones Texas'larımız var arkadaşlar. Bunlar da buraya eşlemiş olduk. Yine gelelim 5 numarada Ino'ya Ino eşlemesi yapıldı. Erkeğimizde dişimizde Ino arkadaşlar. Buradan da renk çalışması. Yani buradaki kuşlarımız tamamen bütçesi yeten insanlara, bizi takip eden ama çok yukarı bütçelere çıkamayan dostlarımıza hitap edecek burası. Burası da arkadaşlar bu işte ileriye gitmek isteyenlere hitap edecek. Alt katımızda da yine jumbo işlemeleri yaptık. Orada da herkese hitap etmeye çalışacağız. Tarçın kanat gri erkeğimize de şöyle güzel bir yeşil dişi eşledik. Bu da Ino kanından gelme aslında ama böyle bir eşleme yaptık. Güzel oldu. İnşallah güzel yavrular da alırız. Yine bir rainbow eşlemesi burada. Görüyorsunuz. Güzel renkleri var arkadaşlar. Yani rainbowların çok güzel. Seçmece rainbow yaptım kendime. Buradaki erkeğimizin yanındaki dişi yuvaya girmiş maşallah. Bir de yumurtlarsa o zaman görürüz titrek başları. Ha şunu da belirteyim yuvayı açmışken. Ben bu sezon Seba yuvalığın içine kendim özel tahtadan folluk yaptırdım. Bu tahta da öyle basit bir tahta değil. Ladin çamından arkadaşlar. Güzel, silinmiş, tertemiz bir folluk. Hayvanların ayağının kaymasından mütevellit böyle bir kendimce tahta yaptırdım. Geçen sezon bunu kullanmadım. Bu sezon kesinlikle kullanacağım. Onu da belirteyim. Almak isteyenler de bana Instagram'dan ulaşabilir arkadaşlar. Hemen gelelim 9 numaraya. 9 numarada da yine Ino bir erkeğimizle Ino'dan gelme, yani az önceki şu takımdan gelme bir dişi var. Şimdi dişiler taşıyıcı olmaz genelde ama böyle bir diş, yani böyle bir takımın altından gelen dişi tamamlayıcı olur. Mesela bunu bu erkeği hiç soyunu bilmediğiniz bir dişiyle eşleseydiniz ihtimal %50 idi ama bu dişinin soyunu bildiğiniz için ihtimaller %75. Yani şöyle söyleyelim. 5 yumurtanın 3'ünden Ino gelebilir arkadaşlar. Onu söyleyelim. 10 numarada yine bir Texas erkeğimiz ve yanında Texas'lardan gelme bir tepeli jumbo dişimiz var. Bunlar da inşallah Rabbim nasip ederse bana güzel bir mecrada yol açıyor arkadaşlar. İnşallah tepeliden de ileriye gideceğiz diye düşünüyorum. Burada da harika bir rainbow eşlememiz var. Renkleri görüyorsunuz. Yani kameranın hiçbir yerinde bir oynama yok. Tamamen orijinal renkler arkadaşlar. Bu dişiler hepsi kendi yavrum. Mor violet arkadaşlar. Geldik son takımımıza. Burada da yine Japones Texas'larımız mevcut. Allah'ım inşallah gönlümüze göre verir. Son derece başarılı takımlarım oldu bu sezon. Gördüğünüz gibi şuradaki 12 kafesimizi iptal ettik. Ve buraya salma kafesimizi koyduk.
İçerisi biraz daha nezihleşti. Ortam biraz daha yani böyle ferahladı. Burada güzel bir sistem yaptık. Alt katımızda da arkadaşlar, bir önceki videomuzu izlemediyseniz orada var. Alt katımızda arkadaşlar Çekoslovak bakıcı olacak ve orada jumbolar olacak. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Kuşlarımızı sizlere çam sakızı çoban armağanı eşleme olayını gösterdik. Neden böyle eşlediğimizi söyledik. Niçin eşleme yaptığımızı, sebeplerini kendi çapımda söyledim. Eşleme yaparken video çekmeyi çok istiyordum ama tekleme yaptığımdaki videoya gelen, dedim ki en azından bir 200 beğeni gelirse eşleme yaparken de video çekeyim, ama maalesef emeğimizin karşılığını göremedik. Yani izleyenler, videoya beğeni atanlar haklarını helal etsin ama amacımıza ulaşmadığımız için yani kurunun yanında yaş da yandı diyelim, biraz haklarınızı helal edin arkadaşlar. Ama yine elimden geldiğince sizlere göstermeye çalıştım. Şunu da gösterelim. Stüdyo kafesimi de buraya sabitledim. Artık stüdyo kafesimiz burada olacak. Ben de Allah nasip ederse şuraya taburemi alıp şurada çayımı içip kuşlarımı seyredeceğim. Rabbim daha güzellerini sizlere nasip etsin. Bizim Milo da orada kuşlara bakıyor. Kötü bir şey yapmıyor. Sadece onların hareket etmesi onun dikkatini çekiyor. Öyle diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir maşallah bereketli olsun demeyi çok görmeyin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.